Her tarafı eserlerle donatsak, bütün şehri yeniden inşa etsek, ülkeyi yeniden inşa etsek, biz bu ülkede bazılarının kafasına biz bunu sokamıyoruz. Aslında kafaları almıyor değil, belki alacak ama inadına zekalarını sorgulayamıyorlar. Diyoruz ki biz yaptık kardeşim. 18 yıldır isteseniz de istemeseniz de milleti engellemelerinize rağmen, iktidarımızı engellemenize rağmen AK Parti'nin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi bunları başardı ve başarmaya devam edecek inşallah. Ama bu ülkedeki muhalefet diyor ki bizim kafamız almıyor. Bizim kafamızın almasını zaten istemiyoruz. Biz sizin milliyetçiliğinizden zaten rahatsızız. AK Parti'nin milli olmasından zaten rahatsızız. Biz bu ülkeyi karıştırmak istiyoruz. Biz bu ülkeyi karıştırmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz diyor. Kim diyor? CHP ve yandaşları. Bakın değerli kardeşlerim. Birkaç gündür ya da bir hafta 10 gün öncesinden başlayan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini takip ediyorsunuz. Birkaç gün önce kutsalımız, her şeyimiz Kabe'nin resimlerini ayaklar altına alacak kadar alçaklaştılar ve namussuzlaştılar. Ve bunlara çanak tutar. Aynı alçaklığı yapıyor. Demin kullandığım ifade aynı onlar için de geçerlidir. Evet, CHP ve yandaşlarından bahsediyoruz. Değerli kardeşlerim, ben buradan üniversitedeki öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. Oyunlara gelmeyin. Bunların bir amacı var. Üniversitelerde karışıklık yapmak istiyorlar. Bunlar bu olayları iyi bilir. Öğrenci eylemlerini iyi bilirler. Geçmişte yapmış oldukları darbe teşebbüsleri, üniversitedeki eylemler, buna benzer birçok ayak oyunlarını bu yandaşları bugüne kadar birçok kere hamle yaptı ve gerçekleştirmiştir. Ama bu eski Türkiye'de kaldı dedik. Bugün bu ülkede AK Parti var, lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Asla ve asla bu işleri bir daha yapamazsınız. Biz buna müsaade etmedik. Bundan sonra da buna müsaade etmeyeceğiz. Feriştahınız gelse bize buna geri adım attıramaz. İstediğiniz tezgahı tezgahlayın. Asla biz size eyvallah etmedik. Bundan sonra da eyvallahımız olmayacak. Üniversitedeki hocalarımıza da seslenmemiz lazım. Oradaki görevimiz kıymetli öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirip bu ülkelerin yarınlarını yetiştirmenizdir. Birilerinin provokasyonuna gelmeyin. Bu ülkenin yarınlarını mahvetmek isteyen, bu ülkenin yarınlarını dışarının hegemonyasının ayakları altına almak isteyenlerin ayak oyunlarına gelmeyin. Biz bu senaryoları, biz bu tiyatroları, biz bu filmleri geçmişte çok seyrettik. Ama Allah'ın izniyle biz bir daha bu ülkeye bu senaryoları izletmeyeceğiz. Bu senaryoları yapmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Oradaki eylemlere bakıyorsunuz. LGBT, DHKPC, PKK alayı var. Kim var? Yanında rahatsız oluyor bu cümlede. Öncülüğünü yapan militanın da kendisi CHP İl Başkanı var. Eğer bu cümleden rahatsız oluyorsan bu ülkenin yarınlarının yetişeceği üniversitedeki böyle başıboş eylemlere, kutsalımızın yere atıldığı öğrencilerinin her defasında
zedelendiği noktada militanlığın en ön safında yer almayacaksın. Eğer bu cümleden rahatsız oluyorsan. Bırak çocuklar orada okusun. Yarınlarımız en iyi şekilde yetişsin, ülkemizin geleceğine ışık tutsunlar. Değerli kardeşlerim, bu CHP'nin bu eylemlerinden, CHP'nin bu politikalarından kendi tabanı da rahatsız. Emin olun içerisi kaynıyor. Zaten bu eylemleri ve buna benzer eylemleri en fazla ön plana tutma sebepleri şu anda partisinin içerisinde kaymaya çalışan kendi vekilleri ve partisi içerisindeki taciz, tecavüz, ahlaksızlığın her noktasını kapatmak için bir mücadele sergiliyorlar. Kaç gün oldu? 2 ay oldu. CHP'nin genel başkanı bir cümle söyledi mi ahlaksızlıkları için? CHP'nin il başkanı bu kadar ahlaksızlığı yaşandığı teşkilatında ağzını bir kere açabildiler mi? Yok. Örtbas etmek için provokasyonlara başvuruyorlar. Değerli kardeşlerim, bakın. Ne diyor CHP milletvekili? Emperyalizme diz söktürmüş CHP'den milli konularda kekeleyen bir CHP haline geldik diyor. Bunu CHP milletvekili söylüyor. Diyor ki Atatürk demekten çekinen bir CHP'den el üstünde tutulan bir CHP'den dışarı çıktık diyor. Evet. Bu CHP zihniyeti kendi içerisinde de parçalanmaya devam ediyor. Emin olun bunları tabana da rahatsız. Çünkü böyle bir basiretsiz liderler olduğu için bu CHP teşkilatı da rahatsız. Onun için değerli kardeşlerim, bunların yalanları, bunların basiretsizlikleri, bunların algı değiştirme operasyonları bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Çünkü biz 18 yıldır bu zihniyetin ne olduğunu görüyoruz. İBB Başkanı ne demişti görene gelirken? Biz yeni dönemde liyakate çok önem vereceğiz demişti. Ve demişti ki esas usul ne varsa uygulayacakmış. Bizim dönemimizde uygulamıyormuş. Ama biz şunu dedik. Bunlara aldanmayın değerli kardeşlerim. Bunlar liyakatsiz. Liyakati seviyoruz diye propaganda yaparsa liyakatsızlığın ta kendisi bunlardır demiştik. Evet. Bunlar seçim diyeti ödemeye başladı. Seçimden önce bunu da söylemiştik. Bunların borcu var. Bunlara seçim diyeti ödetecekler diye söylemiştik. Ve bunlar geçen de deşifre oldu değerli kardeşlerim. CHP grup toplantısında, Büyükşehir grup toplantısında, burada il başkanına söylüyorum, o grubun başkanı olarak söylüyorum, çıkın bunu yanınlayın aksi varsa. Ne deniz? Liyakatli insanlar alacağız. Evet, 15 bin kişiyi işe aldılar, 14 bin kişiyi Büyükşehir'den işten attılar kardeşlerim. İşten attıkları 14 bin kardeşimizin de en son attığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı çıkmış bir kardeşimizi işten attılar, Gazi. Son işe aldıkları kimdi? 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren kişi işe aldılar. Evet, liyakatlı İBB başkanı yapmış bunu. Hanca burada personel fazlalığı vardı. Ne diyorlar? Personel fazlalığı vardı diye biz 14 bin kişiyi işten attık. Ya kardeşim, sizin hesabınız kitabınız yok mu? Personel fazlalığı olan bir yerde 15 bin kişi işe alınır mı? Evet, almışlar. Grup toplantılarında söylüyorlar. İşe almanın tarifini söylüyorlar değerli kardeşlerim. Diyorlar ki bizim işe aldıklarımızın artık büyük şehirde işe almalar yüzdelik oranlarıyla yapılıyor. Dağıtımı da şu şekilde gerçekleştiriyorlar. %35'i CHP,
%15'e İYİ Parti, %15'e HDP ve uzatırsın PKK'lılar ne varsa, bunun sonucunda DHKPC oradan buradan ne varsa gelsin oradan. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni işe alınma kavramı. Bu mu sizin liyakat anlayışınız? Bu mu sizin dürüstlüğünüz? Biz bu CHP zihniyetiyle, beceriksiz İBB başkanıyla yeni ilkleri yaşıyoruz. Temel atmama törenlerini bunlar icra etti. Doğru mu? Musluk takma törenlerini bunlar icat etti. Biz borçlanırken mahcup oluruz. Bunlar borç alırken tören düzenleyen rezilliği bu millete bunlar gösterdiler. Evet, bu beceriksiz İBB'den bahsediyoruz ve başkanından. Değerli kardeşlerim, halkımız bunları yakinen şu anda görüyor. Önümüzdeki süreçte emin olun bunlara sandıkta öyle bir tokat vuracak ki bunlar bir daha İstanbul sokaklarında bile gezemeyecek. Bunda en ufak bir şüphemiz olmasın. Burada bize düşen çok çalışmak, halkımıza kapı kapı gezerek bunların beceriksizliklerini en iyi şekilde anlatmamız lazım.